Herkese merhaba, ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün gözleme yapıyorum. Lahanalı gözleme yapacağım. İçerisinde lahana kullanacağım. Hamurunda sadece un, su ve tuz var. Ben hazırladım. 3 su bardağı unun içerisine 2 çay kaşığı tuz ekledim. 1,5 su bardağı su ile yoğurdum. Çok katı kıvamlı değil. Bakın, çok da böyle cıvık bir hamur değil. Hamurumu yoğurdum. Kenara alıyorum. Şimdi iç malzemesini de anlatayım. İç malzeme olarak şöyle bir tane orta boy beyaz lahananın dörtte birini küçük küçük doğrayıp yıkadım. Daha sonra içerisinde şöyle bir tane pırasa, 10 dal maydanoz ve şöyle 2,5 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da karabiber. Ama miktarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Son olarak şöyle bir şey de göstereceğim. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Ben içerisinde şöyle yakından görün diye özellikle ayrı koydum. Bir tatlı kaşığı sıra tohumu ekliyorum. Bu Arap saçı olarak da biliniyor. Eğer evinizde varsa kullanabilirsiniz. Bilmiyorsanız ya da evinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Ama güzel bir lezzet veriyor. Bunu da içerisine ekleyeceğim. Daha sonra şöyle çay bardağının dörtte birine de sıvı yağ ekleyeceğim iç harcını. Pişirdikten sonra ben üzerine tereyağı süreceğim. İsterseniz sürmeyebilirsiniz. Bu da tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama sürmenizi tavsiye ederim lezzet açısından. Bu arada buraya kadar videomu izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Şöyle iç harcım için lahananın içerisine pırasayı ekledim. Bu arada ben bir tane pırasa kullandım ama isterseniz evinizde yoksa bir tane kuru soğan da doğrayabilirsiniz. Ya da küçük boy bir kuru soğanın yanına yarım da pırasa doğrayabilirsiniz. Yani ikisini karıştırabilirsiniz de. Şöyle maydanozumu ekledim. Tuz, karabiber. Şöyle tohumumu ekliyorum. Sıvı yağını da ekledim ve iç harcım da hazır. Bunları bir karıştıracağım. Daha sonra da böreğimi hazırlayacağım. Bir tanesini ayrıntılı göstereceğim. Zaten diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Şöyle biraz un attım. Şöyle bezemi göstereyim. Büyüklüğü bu kadar. Tavada yapacağım için çok büyük almadım. Ama siz tavanızın büyüklüğüne göre ya da eğer saçta yapmak istiyorsanız daha büyük alabilirsiniz bezelerinizi. Şimdi hamurumu açıyorum. İhtiyaç duydukça böyle ara ara un serpebilirsiniz açarken. İlk bezemi açtım. Böyle açabildiğim kadar ince açmaya çalışın. Bu arada tavamın altında açtım ki birazcık ısınsın. Orta ayarda bu arada. Yani çok kısık da değil ama çok yüksek de değil. Şöyle kapatıyorum. Kenar kısımlarını hafif şöyle bastırıyorum ki yapışsın. Hafif şöyle de üzerinden bastırdım. Şimdi pişirmek için tavamın üzerine alacağım. Yani tavanızın üzerine alırken şöyle şu şekilde katlayarak böyle götürebilirsiniz. Bakın çok rahat gidecektir zaten. Şimdi böreğimi şöyle alıyorum. Tavanın içerisine yerleştiriyorum. Şöyle hafif kaydıracağım, ortalayacağım. Bu şekilde ön arkalı güzelce kızartacağım. Şimdi böreğimi şöyle bir tur çevireceğim. Böyle ara ara çevirerek pişiriyorum.
Şöyle elimle bu şekilde çevirerek. Böyle orta ateşte pişiriyorum. Hatta şöyle göstereyim bakın ateşini. Ateşim bu şekilde. Ocağımın altı ne çok yüksek ne de çok kısık. Çok yüksek olursa dışarısındaki hamur hemen pişer, içerisi çiğ kalır. Çok yavaş olursa da yine güzel bir şekilde pişmez. Bu şekilde pişiriyorum. Böyle yine ara ara çevirerek. Bakın zaten kızarıyor. Şimdi böreğim pişti. Zaten bu kısmı bakın kızardı. Diğer tarafını da göstereyim. Aynı şekilde burası da. Şöyle bir parça tereyağı alacağım. Ve sıcağını üzerine tereyağı ile yağlıyorum. Dediğim gibi yağlamak istemezseniz yağlamayabilirsiniz. Ya da sadece tereyağı benim için ağır derseniz çok az sıvı yağ ile de karıştırabilirsiniz. Böreğim hazır. Diğerleri de yine aynı şekilde malzemelerim bitene kadar hazırlayacağım. Şimdi bunu alıyorum ocaktan. Diğerlerini hazırlayıp pişirmeye devam ediyorum. Gözlemelerim hazır. Şöyle içerilerini de göstereyim bakın. Şöyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın.